Siz yarayı temizleyin, geliyorum hemen. Sonra da tomografi isteyeceğim. Siz yakınısınız herhalde. Karşımızda oturuyor da oradan tanıyoruz. Ne olduğunu biliyor musunuz? Odasında baygın bulmuşlar. Peki bir rahatsızlığı var mıydı? Ciddi bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama başında kan varmış. Yani hastalığıyla ilgili bir durum değildir gibi, başka bir şey olmuş gibi görünüyor. Ben anlayamadım. Anlayamadık değil mi? Başına bir darbe almış olabilir. Birazdan anlarız. Başka bir şey derken neyi kastediyorsun? Düşmüş olabilir ya da... Bilmiyorum öf. Handa hastaneye gitti. Zaten şimdi arayacaktır bizi. Eli kulağındadır yani. Haber verecek şimdi bize. Abla, iyi misin? Bak hiç konuşmuyorsun. Vallahi merak ediyorum ya. Bir şey de. Şuraya bak, leş gibi olmuş. Yemek memek yapılmaz burada. Hasta eder bizi. Hasta oluruz. Neresi pis abla? Ben ocağı daha dün temizledim. Nasıl leş gibi? Her tarafı kararmış. Şuna bak. Pislik içinde. Tamam, ben yardım edeyim. Bak belin ağrıyacak böyle ayakta, ha? Olur mu? Ben yapacağım. Ben temizleyeceğim, temizleyeceğim. Her tarafını temizleyeceğim. Pislik içinde temizleyeceğim, ben temizleyeceğim. Tamam. Naci iyi olacak, geri gelecek, merak etme. Sen annemi dinleme sakın. Üzülme, değil mi? Bak görürsün. İnci, sen neden böyle huzursuzsun? Şunu bir açıkça konuşalım mı? Emin misin? Neden emin olmayacakmışım? Ege onu yerde yatarken bulmuş. Bu bir tek bana mı tuhaf geliyor ya? Ben sana yardımcı olayım. Sen bu herifi benim bu hale getirdiğimi düşünüyorsun değil mi? Senin gözünde ben neyim ya? Ha? Söylesene. Böyle biri miyim? Ölmek üzere olan bir adama zarar verecek kadar cani miyim? Söyle. Öldürürüm dedin. Onu ölümle tehdit ettin. Tüm gece gözlerimin önünde ya. Ben paranoyak mıyım? Bunları söyledin, senin ağzından çıktı bunlar. Seni öteki tarafı daha erken gönderirim dedin. Bunu ölmek üzere olan birine söyledin. Ben onu gitsin diye söyledim. Ablamı korumak için. Öfkeyle söyledim. Her dediğimizi yapıyor olsaydık... sen de şu an Balıkesir'de dedenle birlikte uslu uslu yaşıyor olurdun değil mi? Bunu nasıl başarıyorsun ya? Konuyu bir şekilde çevirip benim hatalarımı nasıl getiriyorsun? Beni nasıl bu kadar suçlu hissettirebiliyorsun ya? Bu tekniğin bir adı var mı? Bu tekniğin adı var mı bilmiyorum ama senin beni gördüğün yerin bir adı var. Sen beni manyak zannediyorsun. Hayır. Bir öfke sorunun olduğunu düşünüyorum. Öfke sorunu mu? Evet. İnsanın ailesiyle ilgili konularda hassasiyet göstermesi ne zamandan beri öfke sorunu oldu? Ben kaçırmışım orayı, söyler misin? Hassasiyet ve saldırganlık bambaşka iki şey. Ya şu herif geldi hayatımıza, girdi. Bin tane yalan söyledi. Herkesi kandırdı, melek gibi takıldı. Yavaş. Bunun yaptığı her şey tamam, benimki değil, öyle mi? Ya herif kendi gerçeğini, olduğu şeyi sakladı, dürüst davranmadı.
Bunları nasıl göremiyorsun İnci? Sen çok mu dürüstsün? Ne demek o? Neden dürüst değilmişim ben? Hayret bir şey ya. Öldük burada meraktan. Niye şu telefonuna bakmıyorsun? Ne yapsam ben kantorunu mu arasam? Vallahi arayacağım. Arayacağım, ne yapayım? Söyler misin? Ne demek istiyorsun? Neden dürüst değilmişim ben? Dur, ben arıyor. Ne diyeceğim şimdi? Söyle, merak etme, iyi adam. Han dövmüş ama öldürememişti. Becerememişti. Alo.